Enerjisa günlük enerji bültenini sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 20 Temmuz 2023 dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Mazota yeni zam. Akaryakıt ürünlerinden motorine 1 lira 55 kuruş daha zam geldi. Gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla benzinin litre fiyatı 33,5 lirayı aşacak. Aksa Türkiye ile KKTC'ye elektrikle bağlayacak. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasına interkonnekte denizaltı kablosunu Aksa Enerji döşeyecek. Bunun için Aksa Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile dolar bazlı 15 yıllık bir sözleşme imzaladı. Şirket Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kurulu gücünü de 188 MW seviyesine çıkaracak. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji işbirliğini artıracak. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında aralarında yenilenebilir enerji sektörünün de olduğu 50.7 milyar dolar değerinde 13 anlaşma imzalandı. İşbirliği yapılacak alanlar yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi olarak sıralanıyor. TEDAŞ hizmet ücretlerine zam yaptı. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ, elektrik tesisleri 2023 yılı hizmet satış bedellerini ortalama %33 artırdı. Zamlı tarife 17 Temmuz itibariyle uygulanıyor. Akaryakıt zammı ticareti yavaşlatacak. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, ÖTV'den kaynaklanan akaryakıt zammının ekonomiyi frenleyeceğini ve ticareti yavaşlatacağını söyledi. Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışlarının maliyetleri artıracağını, maliyet artışlarının da mecburen satış fiyatlarına yansıyacağını kaydeden Ali Bahar, bunun hem enflasyonu artıracağını hem de ticarette yavaşlamaya neden olacağını söyledi. Kalen, Kahramanmaraş'ta depolamalı GES kuracak. Kalen Elektrik, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 120 MW kurulu gücünde lityum-iyon hidrojen teknolojili depolamalı güneş santrali kuracak. Şirket proje için 1 milyar 244 milyon lira yatırım yapacak. Enerjisa Enerji verimlilik projelerine öncülük edecek. Enerjisa Enerji, Türkiye'nin ekonomik verimliliği üzerine somut projeler geliştirip hayata geçirmek amacıyla daha iyi bir gelecek platformu kurulumuna öncülük etti. Platformun ilk somut uygulaması olarak Türkiye'deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre verimlilik artırma konusunda girişim yapan işletme oranı %22. Büyük ölçekli işletmelerde bu oran %17'ye geriliyor. TSKB yenilenebilir yatırımlarına finansmanı artıracak. Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası TSKB, uluslararası finans kurumlarının katılımıyla 123 milyon dolar kaynak temin etti. Banka bu kaynakta deprem bölgelerinin yeniden kalkınmasına destek vermeyi ve yenilenebilir enerji yatırımlarına finansman sağlamayı hedefliyor. Limak ve Alfa'da bir sürdürülebilir kalkınmada işbirliği yapacak. Limak ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkezi Alfa'da bir holding, Türkiye ve Emirlikler'de enerjinin içinde bulunduğu farklı sektörlerde sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde işbirliği yapacak. İki şirket arasında imzalanan söz konusu anlaşma, aralarında inşaat, kalkınma, altyapı, enerji ve turizm sektörlerinin de bulunduğu farklı sektörlerde sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde işbirliklerini ve ortak girişimlerinin kurulmasını hedefliyor. Avrupa Çin üretimi güneş paneli depoluyor. Norveç'te enerji danışma şirketi Rystad'ın raporuna göre Avrupa'da depolarda kurulu gücü 40 bin megawattı geçen Çin üretimi güneş paneli stoku bulunuyor. Toplam değeri 7.8 milyar euroyu bulan paneller, 20 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip. Rapora göre Avrupa panel bileşenlerini uygun fiyatlarla güvence altına almak için stoklama yolunu seçti. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası durgun bir gün geçiriyor. Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 79 dolardan, Batı Teksas tipi WTI ise 75 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 21 Temmuz 2023 için megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 2172.3 TL olarak belirlendi. Günün maksimum fiyatı saat 21.22 dilimi için 2499.99 TL megawatt saat, günün minimum fiyatı ise saat 06.07 dilimi için 1649.98 TL megawatt saat olarak belirlendi.
Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan Enerji Bülteni'ni dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.